Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi ben hamdolsun iyiyim. Ne yapıyorum? Esra şey almış, pırası almış da. Dedim ben de onu değişik bir şey yapayım. Şöyle ince ince doğrayayım. Çünkü karnım acıktı. Bir şeyler yemem lazım, atıştırmam lazım. Ama ne yapayım? Şöyle suyun içine atayım. Canlarım iyisinizdir inşallah. Ben hamdolsun iyiyim. Bazı arkadaşlar şey yazmışlar ya, konuşmadın. Neyi nereden anlıyorlar, ne için konuştuğumu nereden anlıyorlar da konuşmadın dediklerini ben anlamıyorum. Herhalde onlar başka bir şey anlıyorlar. Ben başka bir şey için söylediğim lafı başka tarafa çekiyorlar. Ne yapayım, ben konuşmasını bilmiyorum. Öğreneceğim Türkçeyi. Yavaş yavaş. Türkçe öğrendiğim zaman konuşacağım. Diyor ya, kendin söylüyorsun, kendin gülüyorsun. Ben kendim söylerim, kendim gülerim. Şey olsaydı, evde kıyma olsaydı bunu kıymalı ekşili yapardım. Terbiyeli de, kışın çok severim pırasayı, terbiyeli pırasayı. Ama ne yapacağım? Kavuracağım. Pırasanın da var 10-15 çeşidi. Kışın şeyini çok severim. Tabii pırasaya hani derler ya, kar yağacak. Dallarına, yapraklarına, yani dalları diyorum. Yaprağına kar yağdı mı pırasa güzel olur. Esra'nın nereden aklına geldi pırasa almış anlamadım da. Kavurunca ama anlarım. Çünkü bu mevsimde çok pırasa da yenmez ama kavurması yenir soğan gillerden. Yoksa lezzeti olmaz şeyden yaptığımdan, zeytinyağlısından falan pek lezzetli olmaz. Çünkü şu anda kar yaprağına değmedi. Pırasa karda zeytinyağlı böyle havuçlu. Onu bazıları hastane yemeği derler. Doğru da söylüyorlar. Hastanede çok çıkar çünkü pırasa, kereviz. Ay elimi keseceğim. Bir şey olmaz, kes abi. Bu da ne yapabilirim, ne yapabilirim? İki tane kuru soğan. İki tane Esra soğan da almış. Şöyle bir tane büyük baş koysam yeterli. Şimdi ciziyi de attım. Bunu da doğrayayım. Güzel oluyor bu. Çerez gibi kavurma derler ya. Şimdi suya tutayım da. Şimdi doğrayacağım. Kıvı tuttum. Pırasalar çünkü kirliydi. Bir de azıcık ona sirke koyayım. Çünkü bilmiyorum aralarını da. Şöyle süzgeçlerinde geçerken yıkarım. Bazen yaprakların arasında bile anlamıyorsun. Kum, toprak. Yusuf'um uyudu. Sarem yemeğini yani sonra özel çorba yaptı. Şehriye çorbası mı? Şehriye yapmış.
Arpa şehriyeyi de çok sever. Fel şehriyeyi de sever. Bakalım da. Devlet herhalde yemek vermiyor. Biz yemek veriyor demişler. O günü kayıt ettirirken ama. Maalesef yazılı kağıt gelmemiş devletten. O yüzden pazartesi bakalım liste gönderirler. Artık çocuklara ne hazırlarız? Çünkü pazartesi tam gün olacak okul. 1'den 5'e kadarmış. Bir beslenme çantası acil almamız lazım bugün. Yok, pazar günü alacak babası. Bugün demeyeyim, yalan olmasın. Şöyle göz kararı sıvı yağ koyacağım. İçine de soğanlarımı atıp kavuracağım. Böyle de güzel oluyor. Evet. Soğanları kavur. Ay, kapağı bulmam lazım da. Süzgeç kapak bulmam lazım. Biraz dursun o kavrulurken. Suyun içinde sirkeli suda. Ben de sizi fazla bekletmeyeyim. Şöyle devam edelim. Ben onu kavurmaya başladım. Şöyle yoğurdumu da koydum. İki dişli sarımsak atacağım soğanın içine. Doğrayacağım. Bir kocaman baş soğan. Yani iki diş kalmış, üç diş desen yok sarımsak. Artık pazartesi pazarına bakarız. Oraya güzel. Ya cumartesi de var gerçi. Yarın da var. Yarın da var. Yarın da az olur ama. Çok güzel kavuruyorum soğanlarımı. Küçük küçük doğradım sarımsağımı da. Pırasamı da güzel küçük küçük doğradım. Gerçi çaydanlığında sıcak su var. Şu sarımsak yoğurt da yapabilirsiniz. Ya da sarımsaksız yoğurdunu kullan, kokmasın. İçinde çünkü pişince kokmuyor. Yani yine sarımsaklı yiyebiliyorsun. Şimdi bunu atayım. Pırasamı. O da kavrulsun. Her gün bir yemek telaşı hepimizde var. Şöyle ben biraz kapatayım ağzını. Kavrulduktan sonra şey yapacağım, biraz daha kavurup azıcık su koyacağım. Şöyle baharatım. Bir kaşık da salça koyacağım. Aldım. Anam, nane almışım karabiber diye. Naneyi getirmişim. Orada karanlıkta ya. Azıcık pul biber. Kafanıza göre ya. Baharatların hangisini seviyorsanız. Ki pırasayı sevmeyen yoktur böyle. Pırasayı hepimiz severiz çünkü. Şimdi kavururken salçasını da atayım, kavrulsun salça da. Kuru soğan, pırasa, salça ve özlesin bakalım. Biraz
şey yapacağım, kısacağım altını. Ona göre suyuna az bir şey sıcak su koyabilirim. İyice yumuşasın diye. Çünkü hararetli ateşte olmaz. Öyle işte, bekleyelim. Evet, şöyle salçasıyla güzel bir kavruldu. Ne yapacağım? İçine birazcık, çünkü yumuşaması lazım, sıcak su çaydanlıktan. Şöyle diyelim. Şöyle ölçü kullanmıyorum ben ama yine de size göstermek için. Mesela ne yapıyorsun? Bir şey çıkartıyorum. He? Çocuğu gördün. Şöyle biraz daha koyayım. Yine kapaklı kısık ateşte şu anda. Çünkü sertliği gitmesi lazım. Biraz daha kısayım. Ama kısmadan önce baharatlarını koyuyor. Tuzunu atayım. Şöyle. Şimdi tuzunu falan atmadım. Ne atacağım? Karabiberini atayım. Pul biber atayım, atmayayım mesela? Ne? Çok az at. Ama seninkinden atma. Benimki başka yok ki. Var mı başka? Orada var ya. Hangisi? Normal var. Bizi yakacak benimki bu kadın. Tamam, bunu da atabilirim. Bu kadın bizi yakacak ya. Pul biber de atma. Arzuya göre istediğinizi atarsınız. Güzel oluyor çünkü. Pazar kahvaltısında domatesli biber yaptı. Kimseyi yemedi. Şikayetçiyiz Hakim Bey. Dur, en küçük yerine koyayım. Yavaş yavaş. Özleşsin. Demlenerek pişsin. Kapatayım ağzını. Şöyle bak. Baharatını da koydum. Bir bakın. Pırasa deyip geçmeyin. Süslersen mükemmel oluyor. Onu kısık ateşte ben pişireyim. Baharatlarımı kaldırayım. Bir de Türkçe öğrenebilsem neler konuşacağım da. Yoğurdum kalsın ama. Müsfere yoğurt çıkaracağım da. Bu ev yoğurdu. Ev yoğurdu. Bir türlü gelmedi sütçümüz, ev yoğurdu. Sen yukarı çıkacaktın. Çıkarım. Yarın da çıksam olur. Sütçü eskiden çok sık geliyordu. Biz de geliyorduk. Evet. Şimdi çok gelmiyor. Komşudan öğreneceğim de sütçünün geldiği günü. Sütçü. Çünkü doğduğuna yok. Bir aydır yukarıda gelin veriyor şöyle. Yusuf'a. Olsun canım. Allah razı olsun. Ev yoğurdu olduğu için yediriyoruz. Yoksa bakkal yoğurdunu biz kendimiz yesek olur. Evet. Pişince de göstereceğim son durumu. Yumuşaklığına göre suyunu koyarsınız ayarlı. Benimki tamam yumuşadı. Yanına makarna. Makarna suyu koydum. Biber olmazsa olmazdı. O biberi kendime, acı biber. Şöyle servis tabağına mesela büyüğüne devir bunu, misafirin yanına gelecek. Yanına makarna koy. Şöyle sarımsaklı yoğurt yapıp üstüne gezdirebilirsin arzuya göre. Ama böyle de çok güzel oluyor. Zeytinyağlı olduğu için kavurma. Aynen. Böyle de çok güzel oluyor. İstersen pul biber atıp böyle ye. Biraz daha çıktığından pırasa Yunus da ister. Bir şey pırasa. Mi? Kavurmayı bilmiyorum yerlerini de. Kavurma değil, o da yemek gibi işte. O yemeği seviyor orada. Yani zeytinyağlı pırasa seviyor. Evet. Şöyle bir iki tane de biber attım da kendime. Yanına acı olmazsa olmazlarımız. Bugün menüde pırasayla makarnayı salçalı yapayım değil mi? Evet, benim de canım. Ben de söyleyecektim yapalım diye. Zaten genelde biz... Tamam, Sara'nın... Seç kıyafet, geliyorum. Seç kıyafet, evet. Sara yolda konuştuk çorba içeceğiz diye. Ona çorba yapmış, şehriye çorbası. Çorba sıcak sıcak. Sonra işte öğretmen de liste verecek herhalde günübirlik. Onlara işte kalkınca. Şey yaparken Esra'ya dedim ya, pırasayı gösteririz son halini. Aynen. Allah Allah, de pırasanın son halinden ne olur ki? Altı da pırasa, üstü de pırasa. Soğan gibi. Herkes biliyordur. Kendi kendime biz onu güldüm. Bazen soğan gibi de yiyoruz, çıtır çıtır. Tabii canım, soğan gibi de işte, altı da pırasa. Sonun olacak pırasanın. Bizim. Ama kremalısı da çok güzel oluyor. Evde krema olsaydı kremalı. Ay, bir dahakine öyle yaparız. Pırasa yapacaktım. Patates tam koyayım. Çıksın pırasalar.
Şimdi şu anda lezzeti olmaz. Esra almış ama süsledik onları. Lezzetlendirdik tabii ki. Yağsıyla, baharatıyla. Sen dün üzgündün. Ben dedim şu ben dedim şu anama bir şeyler alayım dedim marketten. Yunus gelince marketten söyledim mecburen. Çünkü o saatte her yer kapalı oluyor. Yunus'a da söyleyemem. Çünkü yürüyerek yokuştan çıkıyor yorgun argın. Aynen aynen. Ne yapalım öyle. Bugün menümüzde çıkın çıkın gelin. Çok güzel pırasamız, salçalı makarnamızı hazırladım. Bir paket atacağım. Çünkü Sare Sela getirdi. Evet. Ay döktün mü? Sare yaptın? Aynen. Temiz orası ama. Ben temizledim de. Sare iki tas çorba içti şu anda bir şey yemez. Üstünü giydireceğim. Beni bekliyor hanımefendi. Hanımefendi o zaman vedalaşalım. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Makarnayı döktüm onu toplayacağım. Destekleriniz Sare ve Yusuf Aralıç için Allah olsun. Allah razı olsun öyle diyorsunuz. Kendiniz için istemiyoruz. Sadece çocuklarımız yani için istiyoruz. Biraz ister istemez giderler. Evet. Yükseliyor okullar. Herkes için tabii ki. Devlet verecek bir yemek ondan vazgeçti. Yine evden evet. Şeyler bakalım nasıl olacak. Bakalım. Olsun. Hayırlısı ya. Allah güzel Mevlam büyük ya. Ne verirse hayırlısını versin. Çocukların diyelim. Yiyeceği şeyler ne olacak zaten? Öyle ama avar zavar öyle değil mi? Onlar da bayağı bir tabii canım. Şey tutuyor. Yani bir taraftan da topluyorum. Ben konuşuyorum. Elim de boş kalmasın. Yaptığı şeyler. Olsun. Yere dökülmedi ya tezgahımın üstüne döküldü. Bizim mutfak bereketli karıncalar. Maşallah maşallah. Birink ediyor. Aynen aynen. Sildiğin andan arkandan geliyor. Gelsin de gelsin de. Görüşmek üzere. Rızkı burada demek aynen. Ki. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Biberimi de çıkarayım yağın içinden. Emdimi de güzel olmuyor. Ağır oluyor. Allah'a görüşmek emanet üzere. Olun.